Fox and Dogs Never Be Die Other Than Your Home diye bir laf kullandı. Laf hoşuma gitti ama yaptıklarının yanlış olduğunu defalarca söyledik. Biz masum insanlarız dedik. Artık aile gibi oluyorsunuz 40-45 günden sonra. Birçok insanla tanıştık orada. O insanlar bizleri ve Türk insanını seviyorlar. Kesinlikle öyle bir şahıs olarak nefret söz konusu değil. İstedikleri tek şeyin aileleri olduğunu söylüyorlar. Bizi akrabaları olarak görmeye başladılar. Samimi ilişkiler kurdular. Benim arkamda bırakırken düşünmediğim tek şey, asla ve asla bize herhangi bir kötü söz, bir darbe, şiddet uygulamadılar. Sadece ilk gün belki de onların yapılması gereken bir şeydi. Silahlar çok fazla gösterildi. Bir takım streslerdi. Onun haricinde söylemek istediğim konu şu, toplumlar bence kardeştir. Lübnan insanıyla, ki şu anda biliyorum beni izliyorlar. Söylemişlerdi izleyeceğiz seni diye. Şu anda beni izliyorlar biliyorum. Çünkü ben de televizyonda onların babasının gelişini izledim biraz önce. Karşılıklı olarak herkes yuvasına kavuştu. Herkes şu anda bayramını yaşıyor. Onların da bayramı, bizim de bayramımız. İnşallah bundan sonra da bu bayramlar herkesin kendi evinde aslanlar gibi geçer diye düşünüyorum. Efendim, o süre zarfında şiir yazdığınız söyleniyordu. Neler yaptınız o süre boyunca? Geçti. Kendi kendimize planlar yaptık. Hani bunların haricinde tabii ki bir takım şeyleri planlıyorduk, düşünüyorduk kendi içimizde. Çok fazla 15 dakikadan fazla Türkçe konuşmamıza müsaade etmiyorlardı. İngilizce konuşmamızı istiyorlardı kendi aramızda. Biz de pek buna yanaşmak istemiyorduk. Evet, şiirler yazdım bir takım. Duygularımı, düşüncelerimi dile getiren. Bilmiyorum ileride nasıl bir değerlendirim o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Günler zor geçiyordu. İnsanlar yataktan kalkarken bir hayatla kalkarlar. Güneşi göreceğim, doğayı göreceğim. En azından hani ben şu anda içerideki insanların ne hissettiğini düşünmeye çalışıyorum. Gerçekten çok zor bir olay. Aramızdaki tek fark ben ailemle kesinlikle bir iletişime geçemedim. Bayramlaşamadım bile. Yani 73 gün boyunca ne sesleniyordum ne de ne yaptıklarından haberim vardı. Belki de en çok beni üzen buydu ama gönül kapımızı kapattık. Kapatmamız gerekiyordu. Güçlü insanlarız ancak İkisi bir arada hem ailenizi düşünerek hem de kendinizi düşünerek yaşamanız biraz bunun ötesinde bir şey. O yüzden gönül kapısını kapattık. Hayatta kalmaya, sağlıklı olmaya, mental olarak da sağlıklı olmaya ve bu kuralları değiştirmemeye yemin ettik. Döneceğiz diye her sabah döneceğiz düşüncesiyle kalktık. Çünkü şunu biliyorum, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Arkamda 70 milyonu geçen insan var, beni sevenler var. Havaalanında karşılayan insanları gördüğümde sabahtan beri telefon susmuyor. Sağ olsun Genelkurmay Başkanımız aradılar 3 saat önce. Kendileri tebrik ettiler. Komutanımız. Çok teşekkür ettim kendine de. Burada da söylemek istiyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu daha Lübnan'dayken bizi aradı. Geçmiş olsun dedi. Eşim hakkında konuştu. Çok metanetli bir eşim var dedi. Aynı şekilde Ağaca Kaptan da dedi. Çok teşekkür ederim. Bize çok yardımcı oldular. Çünkü onların ne kadar sağlam ayakta dururlarsa biz de onların karşısında o kadar sağlam ayakta durabilirdik diye ifade ettiler. Ben zaten eşimin böyle olduğunu biliyorum. Üç erkek annesi olmak o kadar kolay değil. O yüzden o yönden bir şüphem yok ama kendine tekrar ben teşekkür ettim. Peki başbakanla aranızda ne tür konuşmalar geçti? Karşılamaya gelmişti. Sizi ilk görüştüğünüz anda neler konuştunuz? Ben işin gerçeği bu kadar hani başbakanımızın karşılayacağı falan yönünde bir düşünce tarzına sahip değildim. Sürpriz oldu yani. Çok sürpriz oldu. Başbakanımızı gördüğüm zaman insana gerçekten çok gururlandırıyor, umutlandırıyor. Eşim zaten sağ olsun kendisi söyledi. Başbakanımız dedi sürekli ilgilendi. Telefon numarası verdi. Herhangi bir sıkıntınız olursa arayın dedi. Özel kalemi sürekli arıyormuş her gün. Şirketim hakeza arkadaşlarım sürekli buradalar. Bunu bilmek bile çok önemli. Cumhurbaşkanımız aradı. Meclis başkanımız aradı. Bunların hepsi tabii aradı falan. Kusura bakmayın arada unuttuklarım olabilir. Özür dilerim. Herkesin ilgilendiğini biliyorum. İşte güçlü ülke bence böyle bir ülke olması lazım. Bizim kısa sürede değil de sağlıklı ve herhangi bir şekilde bir yerimize zarar gelmeden burada olmamız bence önemli. Çünkü kısa sürede bir şeyleri yapmaya çalışmak bence yanlışa daha çok zorluyor insanları.
bu şekilde olması uzun oldu ama mutlu oldu. Ben ailemin yanındayım, sağlıklıyım, sıhhatliyim. Her yönden kendimize uyguladığımız 4 tane kuralı sonuna kadar gerçekleştirdik. Ben yanındaki ikinci pilot arkadaşıma seni buraya ben getirdim. Çünkü kendisi biraz şanssız bir uçuş yaptı. Türk Havalarına yeni girdi ve ilk defa şeye gidiyor. Bir yatı görevine gidiyor. İlk yatısıydı. Bu yatıda kaçılmış olması onun bir handikapı ama talihsizliği. Netice itibariyle bir kaptan olarak sorumluluğu yerine getirdiğime inanıyorum. İkinci pilotumu sağ salim geriye ülkeme döndürdüğümü ben düşünüyorum. Ve birbirimize çok büyük destek olduk. Çünkü orada yalnız başımıza kalmamıza imkan ve ihtimal yoktu. İki kişi İngilizce konuşuyorsa 15-20 kişi Arapça konuşuyor. Bu arada öğrendik bayağı bir Arapçalarda. Yani anlaşacak kadar mecbur öğrenmek zorundasınız. Ekmeği, suyu, tuzu falan. Öğrendik yani bayağı bir öğrendik. Onlar da izliyorlarsa gülüyorlardır yani çünkü biz daha önce de yurt dışında bulundum 5'er yıl olmak üzere. Kendi kendime kaptan olarak hep şunu söyledim. Bir Türk vardı diyecekler. Onunla tanıştık. O şöyle yapıyordu, o böyle yapıyordu. Onlar takdir edeceklerdir ama onlar sofraya gelmeden asla yemek yenmedi. Herkes masada toplandı ve yemek yenme kültürü böyledir dendi. Efendime söyleyeyim, çay yapılacaksa sadece kendine değil o masadaki herkese yapılacağı öğrendiler. Yani biz onlara çok şey öğrettik. İnanın buraya gelirken de burada nasıl karşılandıysam ağlanarak buraya gelirken de insanlar beni oradan 70 yaşındakinden 4 yaşına kadar kapının önünde büyük bir aile camia bizi ağlayarak buraya gönderdi. Bilmiyorum o duyguları karşılıklı yaşamak önemli. Hem insanlara karşı kırgınlığım var, bir taraftan da bilmiyorum orada çok büyük bir aile de var. Efendim 73 gün orada esaret altında kaldınız. Hem ne kadar şartlar iyi desiniz de yani yemekler kötüydü, belki yerde yattınız. Buranın yani yemek kültürü her şeyi farklı. Dün gece çocuklarınızı, eşinizle burada kaldınız. Uyuyabildiniz mi? Dün gece nasıl geçti bize? En azından bu güzel günü anlatabilir miyiz? Baştan birazcık yemek konusuna gireyim. Yemek konusunda bilmediği için bir hafta onların dışarıdan getirdiği bir takım yemeklerle idare etmeye çalıştık. Bir haftanın sonunda Ağaca Kaptan'ın ben yemek yapmayı biliyorum, istiyorsanız ben yapayım Murat Kaptan dedi. İyi olur dedim, yoksa bu şekilde gidersek dedim sonumuz kötü. 8 kilo yakında kilo vermişim bu arada. Vallahi iyi oldu bir yandan da. Şu günü tavuk yiyerek geçti. O sıkılarak yendiğini gibi de çok fazla 75 yaşında bir amcamız vardı sağ olsun. O bize eşi bamyalar yaptı, getirdi dedim diye. Fasulye aşağı kadın mı yapalım, normal mi? Normal yapalım. Son 15 günümüz muhteşem geçti. Çünkü biz de inanmıştık. Ama o son 15 güne kadar geçen sürede de inanır mısınız Allah düşmanıma vermesin. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Kesinlikle vermesin. Peki sizi kaçıranlardan ayrılırken size neler söylediler en son? Hani özür dilediler mi sizden? Çünkü hani iyi davrandıklarını söylüyorsunuz. Yani. Evet, son 15 gün olmak üzere daha önce de artık bir aramızda hiyerarşi ve sosyal ilişkiler olmaya başladı. Özür dilediler. Benden şunu söylememi istediler. Hatta 4 cümle Türkçe bana ezberle dediler. Söyleyeceğim ne öğrenim? Ailenizden özür diliyorum. Yaptığım işin yanlış olduğunu biliyorum. Lütfen onlardan benim adıma af dile. Senin benim adına af dilemeyeceğini biliyorum. Çünkü ben bir laf söyledim. Babana de ki iki tane kaptan demediler. Sana sormamı istediler. Kendisi de öz olarak söyledi. Babam asla affetmeyecek dedi. O zaman ben de affetmeyeceğim dedim. Ama burada sizin huzurunda soruyorum. Seyrediyorlardır. Lütfen söylediler.